Bir sayının 16 kat arttırılması demek bu sayı x arkadaşlar 16x eklenmesi demektir. 13 kat arttırılması da yine 13x eklenmesi demektir bu sayıya. Dolayısıyla oluşan sayımız 17x'tir diğerinde oluşan sayımız 14x'tir ve 3600 fazlaymış. Dolayısıyla 17'den 14 çıkarsa 3x olur. 3x eşittir 3600'den x 1200 B şıkkı oldu arkadaşlar. Burhan bir işin 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra aynı hızla 12 gün daha çalışarak kalın işin 1 bölü 4'ünü yapmıştır diyor. Ben bu aynı şeyin kesirlerini aldığı zaman arkadaşlar daha az kesirle uğraşmak için paydalarını çarpıyorum. Diyorum ki 3 çarpı 4 12. O zaman iş 12K olsun tamam mı? 1 bölü 3'ünü yaparsa... 12K'nın 1 bölü 3'ü nedir? 4K. Dolayısıyla 4K yaptı. Geriye ne kaldı 12K'dan 4K çıkarırsak? 8K. 8K arkadaşlar 1 bölü 4'ü ne yapar? 2K yapar. Demek ki bu 12 gün çalıştığında arkadaşlar 2K'sını yapmış. Haliyle iş ne kadardı? 12K. Yani 2K'nın 6 katı. O zaman tüm iş kaç günde biter? 72 günde biter arkadaşlar. A şıkkı. Arkadaşlar inerken attığı adım sayısına i diyelim tamam mı? 3'er 3'er indiği için toplamda 3i merdiven sayısı olur. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu 4'er 4'er çıktığında da 4 c diyelim. Toplam merdiven sayısı 4 c olur arkadaşlar. Attığı toplam adım sayısı. Şimdi burada i inerken attığı adım sayısına 4k diyelim o zaman. Çıkarken attığı adım sayısına da 3k diyelim. Toplam adım sayısı 84. Buradan 7K eşittir 84. K 12 geldi. Böylece inerken attığı adım neydi? 4K. 4 çarpı 12'den 48. Çıkarken attığı adım neydi? 3K. Demek ki o da 36. Fazlalık 12 çıktı. D şıkkı. Bilinen torbalardan önce gidelim arkadaşlar. Tabi bilinen derken tamamını bilmiyoruz ama en azından bir yorum yaparız. A olsun birinci torbada, ikinci torbada B olsun, üçüncü torbada C olsun. A'nın arkadaşlar 3'te birini atmışız. Burada artık 2A bölü 3 kaldı. B'de B artı A bölü 3 oldu. Sonra B'de de ikinci adıma geçersek bunun arkadaşlar 1 bölü 4'ü atıldığına göre C'ye B artı A bölü 3'ün 1 bölü 4'ü C'ye atıldı. Ve burada o zaman ne kadar kaldı? B artı A bölü 3'ün 3 bölü 4'ü kadar kaldı. Şimdi dikkat bu C'ye bir bulaşmayalım oraya. Çünkü C'yi bilmiyoruz. 2A bölü 3 eşittir 3B bölü 4 artı A bölü 4 oldu. Neden? Son durumda bunların hepsi birbirinin aynısı denmiş arkadaşlar. Böylece payda eşitlersek burayı 4 ile burayı 3 ile 8, 3, 5A bölü 12 eşittir. 3B bölü 4. Sadeleşti. 3 oldu. 5A eşittir. 9B oldu. Güzel. Artık tek harf vereceğim. A'ya 9K diyeyim. B'ye de 5K diyeyim. Dikkat. 9K, 5K. Bunun 3'te birini yapar. 3K. O zaman bunda 6K kaldı. Bu ikinci durumda 8 k yükseldi. Sonra arkadaşlar bu 6K olmaya devam ediyor. Artık bundan almadık. Bunun 4'te birini aldığımız için bunda 6K kaldı. C'ye 2K ekledik. C'nin o zaman ilk başta Kaç olması lazım hepsinin son durumda 6K olması için? 4K olması gerekiyor. Böylece arkadaşlar ilk durumda 9K var A'da. B'de 5K var. C'yi de en son 4K bulduk 6K olması için. Toplamları 72. K gördüğünüz gibi 4 oldu. Demek ki 4 çarpı 4'ten 16 bilye varmış C şıkkı. Burada arkadaşlar önemli olan şey şudur fazla olan iki tanesinden aldıktan sonra bir tane daha alırsanız garanti üçünden de almış olursunuz. Yani 9 artı 1 10 tane seçerseniz kesinlikle bakmadan yapıyoruz ya garanti hepsi farklı gelecek. Neden? Diyelim öyle şanslısınız ki elinize 4 tane geldi sarı sonra 5 tane kırmızı geldi. 9 top aldığınızda hala 2 farklı top almış oluyorsunuz. Ama bunlar tamamen bittiği için Son alacağınız artık bir top nereden gelmek zorunda mecburen? Maviden. Dolayısıyla böyle pratik bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. E şıkkı. Önce arkadaşlar bu kağıtlar üst üste konduktan sonra kaç tane kağıt var onu bulalım. Birden itibaren numaralandırılmış sayfa numaralarının toplamı 300'müş. Haliyle 1, 2, 3, Nokta nokta N'inci sayfaya kadar gittiğinde 300 olmuş. Yani N çarpı N artı 1 bölü 2 idi birden N'ye kadar olan sayıların toplamı. 300 oldu. N çarpı N artı 1 arkadaşlar 600. N buradan 24 olacak. 24 çarpı 25 çünkü 600'dür. Bunu bulduk şimdi güzel. Burada şimdi e, güzel bir durumumuz var. Onu göstereyim size. Şimdi bu A4 kağıdını böyle arkadaşlar bir tanesi ilk. A4 kağıdımız bu olsun tamam mı? Şimdi ön sayfasında bir numara olacak. Arka sayfasında iki numara dikkat. Burası çok önemli şimdi. Biz buraya arkadaşlar bir tane daha böyle üstüne sayfa eklediğimiz zaman lütfen birazcık da hayal etmeye çalışın. Şimdi arkadaşlar burada şunu görmeniz gerekiyor. Siz kitabı çevirirken bu birinci yaprak bu ikinci yaprak oluyor değil mi? Dolayısıyla bakın sadece iki yapraklık bir kağıt kitapçık olsaydı bu. Şu ön tarafı 3 olacaktı. Bu tarafı 4 olacaktı. Doğru mu? Sonra arkadaşlar bakın bu 5 olacaktı. Bu 6 olacaktı. En arkadaki normal ilk çizdiğimde 7-8 elde edecektik. Buna bakmak lazım. Kitabın bu sol tarafı. E, bu taraf sağ tarafı arkadaşlar. Haliyle biz bu A4 kağıtlarını büke büke ortadan ikiye ayrı ayrı üst üste kısma getirdiğimiz için. Buralar normal 1-2-3-4 diye gidiyor. Şuralarda arkadaşlar tersten... İşte 1-2 ise en son 8 numaramı 7-8 burası 5-6 diye böyle devam edecek. Dolayısıyla arkadaşlar bu 24 tane yapraktan oluştuğu için artık bakın şimdi olaya burası 1-2 sonra burası 24-23 gördünüz mü? En son numaramız artık arkadaşlar 23-24 yani şey yanlış dedim yaprak değil sayfa demek istedim en son 23 ve 24. sayfamız. Diyelim bunun önünde bir tane daha kağıt olsun tamam mı? Şu üste konan diğeri. Bu mesela 3-4 ya o zaman diğeri de arkadaşlar mecburen bakın ne olacak? 22 21 olacak. Bunu söylemiş olayım. Dolayısıyla bir tane yaprakta 1 artı 2 artı 23 artı 24. Şurası 25 burası 25 50 yaptı. Burada da hesaplayın. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir şey değişmeyecek. 3, 22 daha, 25, 4, 21 daha 25 yine 50 oldu. Demek ki herhangi bir yaprakta toplam sayımız arkadaşlar 50'ymiş D şıkkı bu güzel soruda. Arkadaşlar soru evet biraz böyle karışık gibi ama yapalım şimdi. Dolu büyüye DB diyeyim ben. Dolu küçüğe DK. Boş büyüye böyle yazayım. Boş küçüğe de böyle yazayım. Şimdi Burada arkadaşlar küçük boş kovaların sayısı yani BK küçük dolu kovaların sayısına eşitmiş. Küçük dolu hangisiydi? Şu DK'yı eşit. Bu bir. İkincisi arkadaşlar boş olan büyük kova yani BB neymiş? Küçük kovaların sayısının 3 katı dolu olan. Dolu olan neydi? DK. Dolayısıyla bu DK'nın 3 katına eşit. Güzel. Sonra arkadaşlar dolu olan büyük kova yani DB neye eşitmiş? Küçük olan kovanın boş olan. Boş olan küçük kova neydi? BK. Bunun arkadaşlar kaç katı? 4 katının bir fazlası. Şimdi soruyu tek bilinmeyen yapabiliriz. Boş küçük arkadaşlar BK. Sonra dolu büyük 4BK artı 1. Sonra boş büyük 3 dk'ya eşit dk'da bk'ya. O zaman dk gördüğüm yere de bk yazarım. Yani dolu küçük yerine de bk yazarım. Böylece bunun yerine de 3 bk yazdığım an tamam. Bu iş demek ki büyük boşta 3 bk oldu. Bakın ancak tek bilinmeyene indirdim. 1, 1 daha 2, 3 daha 5, 4 daha 9 bk artı 1 eşittir 91. BK buradan 10 geldi. Yani arkadaşlar doluyu bulmak için şimdi. Dolu neydi? Dolu küçük o zaman BK'yı eşitti 10. Buradan bulduk. Dolu büyükte 10 çarpı 4 40. Bir daha 41 oldu. Hele şükür bulduk arkadaşlar. C şıkkı oldu bu gıcık sorunun cevabı. Arkadaşlar N kişi kaç tane maç yapar? Önce onu söyleyelim. N çarpı N eksi 1 bölü 2. Kombinasyon bilen arkadaşlarımız bunun N'nin ikilisi olduğunu bilir. Eğer bilmiyorsanız da bu şekilde öğrenmiş olun. En azından kombinasyonsuz şu an. Neye çarpı ne eksi 1 bölü 2. Iki. Neden ikiye bölüyoruz? Şimdi arkadaşlar Ali Veli ile maç yaptığında Veli de Ali ile maç yapmış oluyor. Ve bir maç yapıyorlar bunlar. Aynı maçı iki kere saymamak için 2'ye bölüyoruz. Şimdi bu maçlardan arkadaşlar 4 tanesi berabere bitmiş. Dolayısıyla kalan bu kadar tanesinden herkes kazanamıyor ama kazananlar kaç puan alıyor? 1 puan. O zaman her maçtan 1 puan çıkar. Örnek Ali ile Veli maç yaptı. 1 kazandı. Toplam kazanılan puan kaç? 1 puan. Böyle düşünün. Dolayısıyla maç sayısı kadar 1 puan olacak. Artı 4 tane maçtan her iki kişi de puan kazandığı için 0.25. Toplam 0.5 kazanıyorlar. O zaman 4 maçtan bu kadar puan kazanılır. Buradaki 0.5'e dikkat. Toplamda arkadaşlar 26 oldu. Böylece n çarpı n eksi 1 bölü 2. Eksi 4 artı 2 eşittir. E, kaçtı bu? 26. N çarpı N eksi 1 bölü 2 eşittir. 28. Haliyle N çarpı N eksi 1 kaç oldu? 56. Demek ki N buradan 8'miş. C şıkkı. Şekildeki seviyedeyken arkadaşlar diyelim A'dan A kadar azalsın 1 saniyede. Dolayısıyla 4 saniyede 4A olur. Sonra B de arkadaşlar 1 saniyede B kadar boşaltsın. O zaman o da 3 saniyede 3B boşaltır. Şimdi 5'ten kaça inmiş? 3. Şöyle diyelim. 2x birim kadarlık bir hacim azalması olsun. Diğerinde de 2 saniye 2A boşalacak. Buradan da 5 saniye 5B kadar azalacak. Burada da arkadaşlar 5'ten 2'ye iniyormuş. Yani 3x azalıyormuş. X'leri bilmiyorum ama taraf tarafa oranlarsam ki matematikte bunu yapmalıyız arkadaşlar. Böylece x'ler gider. 4a artı 10b eşittir. 12a artı 9b. Dolayısıyla buradan ne oluyor bakayım? ha b oluyormuş pardon. b eşittir. 8a geldi. b demek ki 8 katı kadar a'nın arkadaşlar azaltıyormuş. Haliyle b gördüğüm yere a yazarsam. 4a artı 3 kere 8 24a. Buradan 28A 2X oldu. X eşittir 14A oldu. Birinci seviyeye gelmesi için 4X boşalması lazım. 4X o zaman buradan 56A yaptı arkadaşlar. 56 saniye D şıkkı. Görüntüyü temsil olarak size şöyle çizeyim arkadaşlar. Bakın şimdi birinci tartı. Onun üzerinde ne varmış? Diğer tartı. Bunları özdeş ama şöyle göstermek için yapayım. Sonra arkadaşlar bunun üzerinde A var. Sonra bunun üstünde bir tane böyle tartı var. Sonra bunun üstünde B ve C var. Görüntü böyle. Dolayısıyla en alttaki tartı neyi tartacak? 1. Tartının ağırlığı X olsun. Bir tane tartıyı tartacak. Bir tane daha tartıyı tartacak. 2X. A, B, C'yi tartacak. Toplam 116 arkadaşlar. Sonra en üstteki tartı da 96 kilogrammış. En üstte ne var? Sadece B ve C var en üsttekinin üstünde. B artı C böylece 96 oldu. Ortada bulunan arkadaşlar yani şu neyi tartıyor? A'yı, B'yi, C'yi bir tane de X'i tartıyor. Bu da 114. Dikkat edelim. Burası şimdi 116. Burası 114. Üstteki alttakinden X fazla olduğuna göre X 2'ymiş arkadaşlar. Bundan yola çıkarak o zaman artık X gördüğümüz yere 2 yazarsak Demek ki burası 2. A artı B artı C. Buradan ne geldi? 112. B artı C zaten 96 idi. Taraf tarafı çıkardığımızda A ne geldi? 16. A 16. B artı C de 96 olduğundan aralarındaki fark 80 kilo. Her seferinde arkadaşlar dolu kovadan 3, 5 veya 9 tane top alacağız. Sonra ikinciyi atacağız ikinciyi attıktan sonra geri birinciyi atabiliriz. Yeter ki elde edelim. Mesela 7 adede elde etmek için ne yapmış? 9, 3 almış 60 içine 12 top olmuş. 12 toptan da 5 taneyi geri içeri atmış. Birinciyi atmış yani 7 top kalmış. Şimdi 15, 30, 32, 34, 36'yı nasıl elde ederiz? 36 çok kolay. 9'dan 4 kere alırız. Olay halledilir. 30 da kolay arkadaşlar. 9 çarpı 3. Bir tane de 3 ekleriz. Olur. 15'e geldiğimiz zaman 9 artı 2 tane 3 olur arkadaşlar. 32'yi nasıl elde ederim? 9 çarpı 3 27 bir tane de 5 kilo eklerim. Böylece 32 olur 5 tane pardon. 34'ü ne yaparım? Ee, burada 9 çarpı 4 36 desek sonra 3 eklesek 39 oluyor. 5 çıkarsak 34 oluyor. Böylece E şıkkı aslında tamamen böyle vakit problemi oluşturmak için olan bir soru arkadaşlar. Binada bulunan katlardaki pencerelerin bazıları 3, bazıları 2 bölmelidir. Kaç tane olduklarını bilmiyoruz. X tanesi 3 bölmeli olsun. Y tanesi arkadaşlar 2 bölmeli olsun. 3X artı 2Y tane toplam bölme olur. Bu bölmelerin sayısı kat sayısının 10 katıymış. 10K diyeyim. Sonra binada bulunan pencere sayısı X, Y'dir pencere sayısı. Çünkü X tane 3 bölmeli var, Y tane 2 bölmeli var. X artı Y arkadaşlar... Neymiş? Kat sayısının 4 katı. 3 bilinmeyen var ama aslında böyle bölersek, bakın başka sorularda da olmuştu bu testlerde. Böyle yapınca güzelce oluyor. Sadeleştirelim hatta 5, 2, 5x artı 5y eşittir arkadaşlar. 6x artı 4y, buradan da x eşittir y geldi. Dolayısıyla arkadaşlar x, y'ye eşit hemen bir tanesini de yerine yazalım. x artı x eşittir 4k 2x eşittir 4k, x eşittir 2k. Böylece 2 böl bölmeli veya 3 bölmeli fark etmez. Pencere sayısı kat sayısının 2 katı olacak b şıkkı. 4 santim olduğuna göre arkadaşlar burası 8 santim olacak. Burası zaten kendi demiş 16 santim. Haliyle 24 santim böylece arkadaşlar çiftler var. Yani 2 tane yatay pardon düşey 5 tane yatay olacak şekilde arkadaşlar. Böyle böyle gruplarımız var. 24 santimlik gruplar var arkadaşlar. Bundan kaç tane var bulmamız lazım. 584'e yakın sayı var arkadaşlar. 24 çarpı 24. O zaman böylece 576 olur. 24 santimlik bu ikililerden toplam grup olarak 24 grup oldu. Yani 24 tane böyle düşey var. 24 tane böyle yatay var. Dolayısıyla 120 tane. Buradan da 48 tane 168. En son yalnız artık burada mesela durdu işte tamam mı? Şöyle 5 tane oldu arkadaşlar. Burada kaç santim kaldı? 584'ten 576 çıkarırsak 8 santim. 8 santim için bakın ilk 2 kitap gibi buraya son 2 tane kitap yerleştiririz. Böylece 2 tane de oradan gelir. 576 şey pardon 48 120 daha 168 2 daha 170 tane kitap yerleştirilmiş oldu C